Merhaba hepiniz Başkan 35 kanalına hoş hoşgeldiniz. E, bugünkü videomuz çok önemli olacak arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dolar, altın, e, gram altın, gümüş, gümüş ons, altın ons, dolar tl hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bugünün ayrıca e, bir başka önemi de arkadaşlar e, bugün OPEC görüşmeleri var biliyorsunuz. Bu OPEC görüşmelerinin altına ve dolara yansıması ne şekilde olacak? E, hangi sonuçların çıkması dolara altına yarar? Bunları da hep birlikte bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu videomuzda beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü önemli detaylar, önemli kritik rakamlar hepsini bir bir bu videoda anlatacağım. Videoya başlamadan önce de elinize bir kağıt kalem alırsanız önemli destek ve direnç noktalarını bir yere not alırsanız arkadaşlar sizler açısından hem de takip açısından çok iyi olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün saat 17 ile 18 arası çok yoğun geçecek arkadaşlar ee, saat 17'de Powell'ın bir konuşması var arkadaşlar ekonomi ile ilgili bir açıklamada bulunacak onun ardından Avrupa Birliği Maliye bakanlarının toplantısı var İtalya ve İspanya ile ilgili e, kredi görüşmeleri var bu kredi ile ilgili İtalya'ya ve İspanya'ya verilecek mali yardımlar ve kredilerle ilgili görüşmeler olacak Buradan çıkacak sonuçlar e, Euro'yu e, etkileyecek önemli sonuçlar çıkabilir arkadaşlar, özellikle Euro'da olan arkadaşlar e, bu görüşmenin sonucunda takipte kalsınlar. Biliyorsunuz daha önceki görüşmelerde İtalya ve İspanya'ya kredi verilmesiyle ilgili olumsuz karar çıkmış, e, daha sonradan Avrupa Birliği İtalya ve İspanya'ya korona ile ilgili e, mali destek ve kredi yardımında bulunacağını açıklamıştı. İşte bunun görüşmesi de bugün e, Avrupa Birliği maliye bakanlarının bir araya gelmesiyle. Sonuca bağlanacak. Bu bağlamda arkadaşlar Euro-Dolar paritesini e, takipte kalın. euro 1.8, 1.08 seviyesi üstünde kaldıkça e, tekrardan yukarı doğru hareketlerini e, 1.09-1.11 seviyelerine doğru e, yukarı taşıyabilir arkadaşlar. E, o yüzden Euro-Dolar paritesindeki arkadaşlar da e, bu seviyeleri takipte kalsın ve bu Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantısını e, dikkatle takip etsinler. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz OPEC görüşmeleri var. Bu OPEC görüşmelerinden çıkacak karar altın ve doları nasıl etkiler? Bunun da bir açıklamasını yapalım. Biliyorsunuz arkadaşlar Rusya ve Suriye arasında bu petrol arzının kısıtlamasıyla ilgili bir anlaşmaya varılamadığından dolayı petrol fiyatları hızlı bir şekilde aşağıya inmişti. Bununla ilgili tekrardan bir görüşme Bugün saat 17 itibariyle yapılacak. Buradan çıkacak bir sonuç arkadaşlar. Rusya ve Suriye arasında e, petrolün üretiminin kısıtlamasıyla ilgili bir anlaşmaya varılırsa e, ve buna ABD de e, uyarsa bu anlaşmaya e, o zaman petrol fiyatlarında yukarı doğru hareketler meydana gelecek. E, bu da altın tarafına ve borsalara olumlu yönde yansıyacaktır arkadaşlar. E, bu OPEC görüşmesinden Rusya ve Suriye ve ABD anlaşmasıyla ilgili e, petrol arzının kısıtlanmasıyla ilgili bir anlaşmaya varılırsa petrol fiyatları ve bors petrol fiyatları borsa altın tarafında yön yukarı e, dolar TL tarafında da dolarda da bir geri çekilme aşağı yönlü geri çekilme gözlemlenebilir o yüzden buradan gelecek e, hareketlerde arkadaşlar e, çok sıkı takipte olmanız lazım Gözünüz kulağınız bu haberde olması lazım. Bunun öncesinde Powell'ın da bir ekonomiyle ilgili görüşmesi olacak gene saat 17 civarında. Burada Powell'ın yapacağı açıklamalar da önemli. Bu açıklamalar da dolar tarafında olan arkadaşlar için önemli. Burada parasal genişlemeye ve diğer ülkelere verilecek ticari kredilerle ilgili Powell'ın ağzından çıkacak kelimeler önemli. Bu 1 trilyon dolar gelişmekte olan ülkelere de kredi şeklinde yansıyacak mı? yansımayacak mı bunun takibini de gene yarın saat 17 civarında Pavel'in konuşmalarında e, yön aramaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar OPEC'ten anlaşma yönünde bir haber gelirse Rusya, Suriye ve ABD arasında bir petrol arzına dair anlaşma görebilirsek bu borsalara ve altına olumlu yansıyacaktır. Altın ons'ta 1648 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi arkadaşlar 1648 seviyesinden. Evet şuradan 1648 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Altın onsta biz ne dedik arkadaşlar 1636 e, üzeri altın onsun e, kapanışlar yapması olumludur. Bu da altın onsu 1677 ve şuradaki 1703 e, seviyesine doğru Taşıyabilir dedik. Yani yarınki Opet'ten çıkacak sonuç altını 1.703 seviyesine kadar arkadaşlar götürebilir. Ee, sizlerin burada takipte kalması gerekecek. E, önemli rakam 1.636 rakam olacak arkadaşlar. E, çünkü e, bu toplantıdan herhangi bir olumsuz karar çıkar, anlaşmama yönünde bir karar çıkarsa, bu sefer de altın tarafı olumsuz etkilenir ve altında 1.636'ına, 1.636 seviyesi altına sarkışlarda. E, takipte kalmanız gerekecek 1610 ve 1594 seviyeleri. Önemli takip edilmesi gereken seviyeler altına gelir arkadaşlar. 1594'e özellikle dikkat diyoruz. 1594 aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar altında 1550'ye doğru sert hareketler görünme ihtimali de olur. E, yarın altın 10'daki arkadaşlar 1636 önemli takip 1636 üzerindeki kalışlar altın onsta olumludur ve altın onsta 1677 ve 1703 seviyelerine doğru ani hızlı hareketler OPEC'ten çıkacak kararlar neticesinde yukarı yönlü gelebilir. Gram altına da bakalım gram altında neler olabilir. Altına geçmeden önce arkadaşlar e, az önce altın onsta e, OPEC toplantısında Suriye diye gecenin bir saati Suriye Suriye diye tutturduk. Suriye olmayacak arkadaşlar. O Suudi Arabistan olacak. Yani Rusya, Suudi Arabistan ve Amerika arasında ki anlaşmanın sonucu. E, siz o Suriyelileri Suudi, Suudi Arabistan yapın arkadaşlar. E, bu hatadan dolayı da sizlerden özür diliyorum. Evet, gram altına hemen geçelim. Videoda fazla uzamasın. Fakat anlattıklarım çok önemli arkadaşlar. Saat 17 ile 18 arası e, dolarda ve altında hareketler e, sertleşebilir. O yüzden verdiğim seviyeler önemli. Gram altında da arkadaşlar 364 seviyesi yukarıda. Bizim için önemliydi. 364 seviyesinde yukarıya doğru kıramadık Şuradaki 364 seviyesi gram altında önemliydi. Ee, şimdi gram altında e, dolar bazlı aşağı yönlü sarkma e, gözlemlenebilir arkadaşlar. Gram altında bizler için 357 seviyesi önemli bir seviye olarak gözüküyor. E, 357 seviyesi de aşağı yönlü. Gram altında kırılırsa arkadaşlar 345 seviyesi gram altında da önemli bir yer tutmakta. E, 345 gram altında aşağı yönlü kırılmazsa arkadaşlar buradan hareket tekrardan yukarıya doğru gelebilir fakat 345 kırılırsa gram altında o zaman işler değişir e, ve gram altın 338, 333 seviyesine doğru aşağı yönlü hareket edebilir arkadaşlar o yüzden 345 bizim için önemli 345'i bir nevi stop olarak da kullanabilirsiniz fakat ben gram altında benim tahminim yatırım tavsiyesi olmaması koşuluyla 364 altında kaldıkça yarın dolara bağlı olarak hareketlerin aşağı yönlü 357 357 de kırabilirse 345'li seviyelere doğru gideceğini düşünüyorum O yüzden yarınki haberlere odaklanın arkadaşlar. Ani işlem yapmayın. Al satlarınızda hızlı karar vermeyin. piyasa bir otursun. Ona göre al satlarınıza tekrardan devam edebilir devam edin. Panikle işlem yapmayın diyorum. Bekleyelim. Bakalım hangi seviyelerin üzerinde tutunmalar olacak. Onları bir görelim. TL'de olan arkadaşlar için. Ani ve hızlı kararlardan kaçının arkadaşlar. Gümüş tarafına da bakalım. Gümüş ons ve gümüş gramda neler olabilir? Gümüş ons'a baktığımız zaman arkadaşlar gümüş ons'ta da olumlu bir kapanış gözlemliyoruz. Evet gümüş ons 15.58 üzerinde pardon 14.85 üzerinde bir kapanış gördüğü için gümüş ons'ta da hareketlerin yukarı yönlü olacağını düşünmekteyim ben arkadaşlar. Bizim için gümüş ons'ta 14.40 önemli bir seviye. Şuradaki 14.40 gümüş ons'ta önemli bir seviye. 14.40'ı stop olarak da kullanabiliriz. E, gümüş ons 14.40 seviyesi üzerinde kaldıkça arkadaşlar e, yukarıda 15.58 seviyesine doğru yani şuradaki 15.58 seviyesine doğru e, hareketlerini devam ettirebilir. O yüzden gümüş ons 14.40 e, gümüş onsu yukarıda 15.58 seviyesine kadar götürebilir. 14.40 altına inmeyen gümüş ons beklentimiz 15.58 seviyesi arkadaşlar. 14.85'te bir desteğimiz var. 14.85 desteğimiz. Bu destek altına da inmezsek arkadaşlar Gümüş Onsta yön 15.58 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. 15.58 üzerinde de bu hafta bir kapanış görebilirsek Gümüş Onsta Gümüş Onsun'da orta vadede hedefi 16.80 ne doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. Gümüş ons'ta 14.85 desteğine dikkat diyoruz. 14.40 mutlak stop yerimiz. 14.40 üzerinde kaldıkça da Gümüş ons'ta hedefimiz 15.58 seviyesi arkadaşlar. Hemen gram gümüşe de bakalım. Gram gümüşte neler olabilir. Gram gümüşü de gene ons grafiği üzerinde anlatacağım ben sizlere arkadaşlar. Biliyorsunuz gram gümüşün bende grafiği yok. Evet gram gümüşte 3.26 üzerinden bir kapanış geldi. Bu da gümüş için olumlu bir kapanış arkadaşlar. Çünkü 3.18 üzerinde kalan gümüş e, kuvvetlidir. 3.18 üzerinde kalan gümüşte 3.34 biliyorsunuz geçen test ettik fakat buradan e, geri dönüş oldu. Bu 3.34 tekrardan ben gümüş gramın deneyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. 3.34'ü de yukarı yönlü kırabilirsek e, gümüş gramda 3.45 gümüş gramda da hedef seviyesi olarak gözükmekte. Dediğim gibi arkadaşlar gümüş gramdaki arkadaşlar 3.18 seviyesi altına inilmedikçe gümüş gramda 3.45 hedefi beklenebilir. Olumsuz bir durum olursa arkadaşlar gümüş onsuda 3.18 altı kapanışlarda gram gümüşte o zaman 3.08 ve 3.02 seviyeleri takipte kalacağımız önemli bir seviye. 3.02 stop yeri olarak da gram gümüşte de değerlendirilebilir. Fakat 3.18 e, üzerinde kapanışlar gelmeye devam ettikçe e, gümüş gramda yön 3.45 seviyesi olarak gözükmekte. Ara, e, ara direncimizde 3.34 seviyesinde bulunmakta. E, hemen dolara da geçelim arkadaşlar. Dolar-TL kurunda neler olabilir ona da bakalım. Evet. Dolar-TL kuruna da baktığımız zaman arkadaşlar Dolar-TL kurunda da bugün OPEC'ten gelecek sonuçlar önemli. E, OPEC'te eee Gelecek sonucun dolara yarayabilmesi için arkadaşlar orada bir anlaşmazlık olması şart yani ABD, Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol arzına yönelik anlaşmanın olumsuz sonuçlanması bu dolara yarar arkadaşlar dolar endeksine yarar e, bu da doları yukarı yönlü hareket ettirir e, fakat grafiklere baktığımız zaman e, tabi biz bu yarınki anlaşmanın sonucundan haberimiz olmadığı için arkadaşlar biz grafik üzerinde yarınki çıkacak sonucu e, dolar grafiğine baktığımız zaman bir anlaşma çıkacağı yönünde algılıyoruz çünkü yukarıda bulunan 6.80 seviyesinin dolar tl'de yukarı yönlü kırılamaması evet şuradaki 6.80 seviyesinin yukarıya yönlü kırılamamasından dolayı arkadaşlar ve yukarıda oluşan bir ikili tepenin ayrıca bir e, yukarıdaki e, yusufçuk mumu dediğimiz e, bir formasyonun yukarıda oluşması Bunların neticesinde e, yarın dolar TL'de aşağı yönlü hareketler e, beklentim dahilinde. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. E, peki bu hareketler nereye kadar olabilir arkadaşlar? E, RSI tarafına da baktığımız zaman RSI'da da bir üçgen içerisinde sıkışma görüyoruz arkadaşlar. Bu da e, yarın bu hareketin bize ne kadar sert olabileceğini gösteriyor. Çünkü bu RSI e, yukarı yönlü kırılırsa bir anlaşmazlık sonucu çıkarsa dolar bu sefer 6.80 belki 6.90 seviyelerine kadar gidebilir. 6.95 seviyelere kadar da gidebilir. E, fakat bir anlaşma çıkarsa da arkadaşlar 6.80 altında kalan dolar tl kurunda benim de beklentim bu yöndedir. Yatırım tavsiyesi olmasın. Bu tarafı izli izleyeceğim. E, aşağıda bir 6.70 Onun altında 6.62 Evet 662. İlk etapta 662 kuvvetli bir destek yeri olarak gözükmekte arkadaşlar. Fakat dediğim gibi ani hareketlerden, alımlardan e, kaçının. Ani alımlardan kaçının. 662'yi gözlemleyin arkadaşlar bir müddet. Eğer geri çekilme olursa 662'yi e, gözlemleyin. Çünkü 6$ dolar TL 652 seviyesine doğru buradaki 652 destek seviyesine doğru geri çekilebilir. Ee, o Yüzden Çok Dikkatli Olacağız Dolar TL'yi Takip Ederken ee, Ani Geri Çekilmelerde 6.62 6.62'yi Gözlemleyeceğiz Burada Tutunup Tutunmayacağına Bakacağız Burada Da Tutunamazsa Arkadaşlar 6.52'ye Doğru Dolar TL Kurunda Aşağı Yönlü Kırılmalar Meydana Gelebilir 6.52 Mutlak Stop Yeriniz Olması Lazım Çünkü 6.52 Kırılırsa Aşağı Hareketler Durmaz Daha Sert Bir Şekilde ilerler Arkadaşlar o yüzden 652 mutlak stop yerimiz. Zaten beklentimiz biliyorsunuz 6, 76, 680 üzerinde bir önceki videomda satış gerçekleştirmiştim ben kendi adıma. O yüzden benim beklentim bu yöndedir arkadaşlar. Eğer ki siz toplantıdan olumsuz bir haber çıkacağını düşünüyorsanız da ona göre kendinize bir strateji geliştirin. Yukarı yönlü hareketleri bekleyin. Kendinize ona göre strateji yapın. Yalnız olumsuz bir hareketle dediğim gibi arkadaşlar dolar TL kurunda 662 seviyesine doğru hızlı bir çekilme ilk etapta yaşanabilir. 662'de kırılırsa 652 seviyesi dolar TL'de beklentimiz haline gelir. O yüzdendir diyorum ki bu videoyu eksiksiz ve tam olarak izleyin. OPEC kararları çok önemli, tavulun görüşmeleri çok önemli. Ayrıca Euro tarafında olan arkadaşların maliye bakanlarının toplantısı çok önemli ve bunu takipte kalsınlar. Bu seviyeler çok önemli. Bunları takipte kalsınlar. Şimdilik söylemek istediklerim bunlardan ibaret arkadaşlar. Bir paritelerde de birkaç bir şey söyleyelim hemen arkadaşlar. Mesela sterlin dolar paritesi 1.23.50 sterlin dolar paritesinde de önemli. 1.23.50 yukarı doğru kırabilirse geçebilirse arkadaşlar. 1.25'li seviyeler. Stalin dolar paritesinde e, yukarı yönlü hareketler izlenebilir. Euro dolar paritesinde 1.08 önemli dedik. 1.08 üzerinde kalışlar 1.09-1.11'li seviyeleri e, gündeme getirir. Yukarıya doğru e, tekrardan paritelerin hırmasına e, sebep verebilir. E, bugünlük söylemek istediklerim bundan ibaret. E, saat Bugün Perşembe günü artık. Saat sabah 5. Ben de biraz dinleneyim. Sizlere bu grafiği yetiştirebilmek için bu analizleri yetiştirebilmek için e, çok fazla çalıştım hatalarım olabilir hatalarımı affedin arkadaşlar görmezlikten gelin sizleri çok seviyorum hepiniz Allah'a emanet olun bugüne önemli önemli dikkat diyorum çok 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 dikkatli olun ani alımlardan kaçının e, bugünü bir nevi de izleme günü olarak da e, görebilirsiniz İzleyin arkadaşlar TL'de olan arkadaşlar e, hareketleri görün Giderse de gitsin zaten nereye kadar gidecek. 10-15 kuruş ancak yukarıda yeri var. O yüzden bugün çok dikkatli olun. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.